Herkese merhaba teknoloji oku izleyenleri. Ben Kanarlı Evet Galaxy S7 Edge'in oyun performansını canlı canlı sizlere gösterdik ve e, kaç kare saniye skorlar aldığını çeşitli oyunlarda gösterdik. Kullanıcıların merak ettiği bir diğer noktada tabii ki Galaxy S7 Edge'in benchmark testlerinde alacağız skorlar arkadaşlar. Bunları da sizlere göstereceğiz ve s ile alakalı serimizin ikinci videosu performans ölçümleri olacak. Bunun için hangi programları kullanacağız? Antutu Benchmark, Geekbench, PCMark, e, 3DMark. Bunun dışında GFX Bench ve e, bu tarz programlarla birlikte telefonun aslında performans tarafından ne gibi bir e, sonuçlar çıkaracağını sizlere göstereceğiz. Hemen ilk testimiz Antutu ile başlayalım. Diğer videolarda da yaptığımız gibi arkadaşlar aslında testi şu şekilde yapacağız. Onları da sizlere söylemek istiyorum ama hızlı bir şekilde. Onlardan da bahsedeyim. Burada daha önce yaptığım bir test var. Ama tabii ki sizlere bu testi değil. Gerçek canlı canlı göstereceğim. Aradaki görüntüyü hızlandıracağız ve test bittiği zaman aslında sizlere bunu yorumlayacağız. İstiyorsanız hemen başlayalım testimize. Ve aradaki görüntü hızlandırdıktan sonra arkadaşlar test bittikten sonra tekrar karşınızda olacağız. Evet arkadaşlar Galaxy S7 Edge'in AnTuTu Benchmark skoru bu şekilde. Hemen size kısaca yorumlamak istiyorum bu skoru. 130.918 gibi muazzam bir rakam aldı Galaxy S7 Edge AnTuTu Benchmark'tan AnTuTu 6.01 sürümünden Testlerin detaylarına gelelim. 3 tarafında 40.288, UX tarafında 42.000, yaklaşık 43.000'e yakın. İşlemci tarafında 37.000, 38.000'e yakın. Belek tarafında da 10.000 civarı bir skor aldı. Bu şekilde detayları da gösterebilirim sizlere. Şimdi sıralama tarafındaysa Galaxy S7 Edge'in bu skorla birlikte aslında zirvede olduğunda hemen söylemem gerekiyor sizlere. Görüyorsunuz hemen ikinci sırada Huawei Mate 8 modeli var ki Antutu canavarı bir cihaz olduğunu söyleyelim. Aşağı yukarı 40 bin, 40.000'e yakın bir skor farkı ortaya koyduğunu da belirtmek gerekiyor. Burada diğer detayları görebiliyorsunuz. Tabi cihazı kıyasladığınızda da şu şekilde aslında Mate 8 ile arasındaki farkları bu şekilde görebiliyorsunuz. Galaxy Note 5 S7 Edge ile birlikte en çok merak edilen modeldi kıyaslama tarafında. Onun da skorlarını gösterip diğer testlerle performans tarafındaki incelememize devam edelim e, total skorda yaklaşık 50.000 bin, 45.000 bin, 50.000 bin arası bir fark attı S7 Edge Galaxy Note 5 modeline bellek skoru e, CPU yani işlemci tarafındaki matematiksel işlemler genel kullanım çoklu çekirdek e, user experience yani kullanıcı deneyimi tarafındaki detaylarla birlikte de Galaxy S7 Edge'in bu e, performansını Görebiliyorsunuz arkadaşlar. Muazzam bir performans olduğunu söylemek gerekiyor. Hemen ikinci testimize geçelim. Geekbench 3 ile birlikte bu da e, performans tarafında Android işletim sistemli e, cihazın en çok merak edilen performansı, merak edilen skoru, merak edilen testlerinden bir tanesi. Hemen telefonumuzu yerine koyalım. Şu ekran parlaklığını biraz kısmak gerekiyor. Rahat okunabilirlik anlamında. Evet onu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle koyalım telefonu. Performans testimizi başlatalım ve nasıl bir skor çıkacak hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar SC'de için Geekbench 3 skoru da bu şekilde karşımızda. Neler var? Tek çekirdekli işlem tarafında 2070 çok çekirdekli skor tarafında da 6448 puan elde etmiş oldukça yüksek skorlar olduğunu söylemek gerekiyor. Zaten telefonların genel kullanım performansında da bu e, performansı ve bu skorları doğrular şekilde bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Evet cihazın kıyaslamasında baktığımızda tek çekirdekli işlem skoru yani tek çekirdek skorunda da yine e, burada referans olarak gösterilen telefonun hepsinin üstünde olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Çoklu çekirdek tarafında da özellikle e, bir önceki abisi diyelim artık serinin abisi S6'ya 2300 civarı bir puan fark attığında görebiliyoruz burada. Oldukça yüksek skorlar olduğunu söylemek gerekiyor. Ayrıca burada hemen küçük bir detaya daha değinmek istiyorum. Geekbench 3'ün pil testini de yaptım arkadaşlar. Pil testi tarafındaysa hemen şöyle göstermek istiyorum. Onu da şöyle bir geri alalım. Batarya testi burada çok uzun bir test olduğu için size direkt elde ettiğim skoru göstereceğim. Şöyle Telefon %100 pil seviyesinden %7'ye düşene kadar ekran açık bir şekilde bataryayı tüketti ve 12 saat 7 dakikalık bir skor elde etti. Gerçekten çok çok iyi bir skor olduğunu söylemek gerekiyor bunun da. Şöyle gösterelim, diğer skorlarla kıyaslayabilecek miyiz? Ona bir bakalım diyecektim fakat yapamıyoruz. Şöyle bataryanın kullanım seviyelerini de detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar buradaki testlerle birlikte oldukça iyi bir performans ve pil skoru verdiğini de söyleyebiliriz ki 3600 miliamperlik pil Galaxy S7 Edge'in gerçekten bütün ihtiyacını karşılayabilir bir performans sunuyor. Hemen telefonu şöyle bir koyalım. Bir 3D Mark yapalım. 3D Mark da bitirdikten sonra tekrar e, yorumlamaya devam edeceğiz. Bir başlatalım bakalım. Slingshot ES 3.1 testiyle performans ölçümlerine başlayalım. Evet, 3D Mark e, Slingshot 3.1 testi yes. 3.1 testi bitti. 2145 skor elde etti. E, Galaxy S7 Edge. Detaylı detaylı verileri burada görebiliyorsunuz tabloda. Ayrıca kıyaslamalara da bu şekilde bakabiliyoruz. Oldukça yüksek puanlar elde ettiğini söyleyelim. Ayrıca fizik tarafında 32 kare saniye, grafik testi tarafında. 14 kare saniye gibi ve zorlayıcı skorlarda oldukça iyi detaylar aldığını da söyleyebiliriz. Güzel bir pro, güzel bir test ve gerçekten bu tarz cihazların referans anlamında neler sunabileceğini gösteren başarılı testlerden bir tanesi. PC Mark'ın, 3D Mark'ın diğer testlerinde ise zaten en yüksek skorlar elde ettiği için bu, skor, bu testleri yapmasanız da olur şeklinde bir ibarenin de olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi sıradaki testimizle incelememize devam edelim. Bakalım PC Mark testi tarafından neler çıkacak karşımıza. Evet PC Mark testiyle devam edeceğiz. 3D Mark'ı yaptık, Antutu Benchmark yaptık, Geekbench yaptık. PC Mark'la devam edeceğiz. Sonrasında ise GFX Bench C ile birlikte performans testlerimizi devam edeceğiz. PC Mark'ı hemen çalıştıralım. Bakalım Galaxy S7 Edge PC Mark testinden nasıl bir skor elde edecek. Evet. test testle alakalı güncelleme kontrolünü gerçekleştirdi. Batarya tarafında, pil tarafındaki testten de size kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, yaklaşık 9 saat, 10 19 saat 10 dakika, 9 saat 20 dakika civarı bir e, pil açık süresi elde etti. Bunları da zaten sizle sonrasında paylaşacağım. Evet testi çalıştıralım ve test bittikten sonra tekrar karşınızda olacağız yorumlamak için. Telefonu koyalım ve testlerimiz başlasın. Evet, PCMark performans testi bu şekilde sonuçlandı. Hemen skorlara bakalım. 4730 puan elde etti ve oldukça yüksek bir skor olduğunu da söyleyebiliriz. Burada da detaylı grafikleri görüyoruz. Bu grafiklerde neler var? Bataryanın kullanım yüzdesi, cihazın sıcaklığı, işlemci frekansı ve ortalama işlemci kullanımı gibi detayları görüyorsunuz. Bunları zaten size haberimizin altında ekran görüntüsü olarak paylaşacağız. Skorların oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Gerçekten Galaxy s Edge sahip olduğu donanımla birlikte oyun tarafında verdiği yüksek performansı performans testleri tarafıyla da doğrular nitelikte skorlar elde ediyor. Oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bu testlerden çıkalım ve GFx benchmark testiyle Performans testi, performans ölçümlerine devam edelim. Çalıştıralım programımızı. Evet, cihazla ilgili verileri güncelliyor, dosya değişikliklerini kontrol ediyor ve 5 megabaytlık bir data indirecek. Hemen onu da indirelim. Evet, 10 megabaytlık bir dosyayı indirdi. Dosyaları doğruluyor. Testlere bakacağız. Şimdi. Testlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Yüksek seviye testler var, düşük seviye testler var. Özel testler var ve pil testi var arkadaşlar. Pil testi tarafını şu anda yapamayacağız. Oldukça uzun süreceği için bunun da ekran görüntüsünü haberin altında göreceksiniz ve sizlerle paylaşacağız. Şimdi düşük seviye testlere gerek yok. Üst düzey bir cihaza sahip olduğumuz için sadece yüksek seviye testlerle e, öncelikli testimize başlayacağız. Sonrasında ise kıyaslamaları yapacağız. Evet, başlatalım testimizi ve test bittikten sonra tekrar karşınızda olacağız. Evet arkadaşlar testimiz de bu şekilde sonuçlandı. Hemen size skorları aktaracağım. Telefon da bu arada biraz ısındı bunu da söyleyelim. Gerçi bu kadar yoğun bir testin sonrasında ısınması gayet normal. Şimdi araba kovalama e, testinde ES3.1'de 2K çözünürlükte 7.9 kare saniye aldı s 7 Edge. Off screen tarafında 15 kare saniye. Manhattan'da 15 kare saniye. Manhattan off screen'de yani Full HD oynatırken 28 kare saniye. Tekrar bir Manhattan yaptık. 2K'da IS 3.0'da 27 kare saniye. 1080p Manhattan Off Screen'de ise 38 kare saniyelik bir skor görüyoruz. T-Rex'te ise 52 kare saniye 2K'da ve 83 kare saniye 1080p Off Screen'de görüyoruz. Hemen kıyaslamayı da şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Cihazın aldığı testlerin diğer cihazlarla olan Referans testlerini görebiliyoruz burada performans tarafında şöyle gösterelim yaptığımız testlerden. Evet burada tabi e, bilgisayarlarla kıyaslamış gerçekten burada ilginç bir e, kıyaslama söz konusu. Şu şekilde gö görebilirsiniz grafik e, ekran kartlarıyla kıyaslamış. O yüzden burada direkt telefonlarla kıyaslanmadığı için skorlara çok aldırış etmeyin ama e, puanın oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet. GFX Benchmark'ı da bu şekilde geride bıraktık. Ve testlerimizin de sonuna geldik. Aslında şunu da söylemek gerekiyor. Galaxy S7 Edge oyunlarda olduğu gibi Benchmark tarafında da oldukça yüksek skorlar veriyor ve hem oyun tarafında hem de Benchmark tarafında yüksek skorlar arayan kullanıcıların ihtiyacını kesinlikle sonuna kadar tatmin edici bir şekilde karşılayacak. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, S7 Edge'in, Galaxy S7 Edge'in oyun performansından sonra Benchmark tarafındaki skorlarını da bu şekilde görmüş olduk. Bir sonraki videomuzda telefonun genel kullanım detaylarına gireceğiz ve e, tasarım detaylarıyla da incelememize devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.